Tadım Tuzum kanalına hoş geldiniz. Hafta sonu hep kahvaltılarımızın daha güzel olmasını isteriz. Ve bunun için hep böyle tarifler bulmaya çalışırız. Ben de sizin işinizi kolaylaştırmak istiyorum. Çok basit, az malzemeyle peynirli kaşık dökmemizi yapımıza başlıyoruz. Bunun için öncelikle bir adet yumurtamız var. Sarı sıvı akı ile birlikte onu ilave ettim. Ardından böyle bir su bardağı yoğurt. Ve bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağını ilave ediyorum. Siz hazırınızı yaparken herkes uyuyor olabilir. En azından mikserle sesle çıkarmamış oluyorsunuz bu şekilde. Peynirinizin oranına göre de bir miktar tuz ekliyorum. Eğer peyniriniz çok tuzluysa tabii ki eklemeyebilirsiniz. İyice çırpalım. Evet. Burada yoğurdu ölçtüğüm bardağımla 1,5 su bardağı unumuz var. Azar azar ilave ediyorum. Bunun kıvamı koyu oluyor arkadaşlar. Evet, devam ediyorum. Yani nasıl diyeyim? Kıvamını göstereyim yine. Kek hamurundan çok daha yoğun oluyor. Şu anda hala. Yani bundan zor dökülüyor olması lazım. Biraz peynirimizden ekleyin. Şöyle bir kase kadar göz kararı. Peynirimizi böyle ister rendeleyin isterseniz mıncıklayın. Peynir de girince koyulaşıyor çünkü. Maydanozum var bir miktar. Onu da ilave ediyorum. Bu böyle börek tadında bir şey oluyor. Sabahları çok sevilen bir lezzet. Kabartma tuzum var bir paket. Onu da ilave ediyorum. Biliyorsunuz kabartma tuzunu ilave ettikten sonra çok fazla karıştırma yapmıyoruz. Bakın kıvamımıza. Zor dökülüyor. Unumuzun da tamamını ilave ettim. Evet. Çok fazla karıştırmıyorum artık. Kıvam budur bakın, zor dökülüyor. Pişirme kısmına geçelim. Tavuğumuzun altını yaktım. Ve şöyle çok az tavayı yağlıyorum. Kaşığım aldım. Yağımız kızsın biraz. Evet, şu şekilde kaşıkla döküyoruz. Çok kalın olmasın, içi pişmeyebilir. Daha büyük tava seçerseniz mesela daha çok şey sığar içine. Hepsini bir kere de çok çabuk pişirmiş olursunuz. Bu şekilde önü arkası pişinceye kadar kaşıkla iç harcımızı döküyoruz. Diğer tarafını çevirelim. Bir tane de farklı yapmak istiyorum. Yine yağladım. Şöyle bir aparatım var. Onu oturtturuyorum. Kaşık dökmemden ortasını dolduruyorum. Bunu da farklı sunumlar yapmak isteyenler için. Bu aparatı yurt dışından almıştım ama artık Türkiye'de de çok yaygın bir şekilde satılıyor. Tam kalp şekli vermek için her yerine temas etmesine emin oldum. Ama etrafına da vakit kaybı olmaması için. Bakın böyle göz göz olunca tersini çeviriyoruz. Geldi bunu çevirmeye. Kalıbımızı kaldırdık. Göz göz oldu.
çeviriyorum. O taraf da pişince tamamdır. Sevgili takipçilerim, peynirli kaşık dökmemiz hazır.